Mahalli şehit haberleriyle dolu gazeteler, herkes farklı bir bakış açısı göstermiş. Ama bir dikkatimi çeken fotoğraf var, Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında, Korkusuz'da da var, bazı gazetelerde var. Acı üzerine acı diyor ve şehit evine bayrak asılırken, yani evin haline baktığın zaman insanın içi acıyor. Niye hep bu böyle evlerden çıkıyor şehitler diye. Hatta bugün Yeni Şafak gazetesinde ilginç bir yazı var. İsmail Kılıç Aslan yazmış. Diyor ki Anadolu İrfan, pardon şöyle gireyim şuradan. İş vatan yahut herhangi bir dava uğruna ölmeye geldiğinde ise bu sınıfsal ayrım çok daha net, çok daha sert şekilde çarpıyor yüzümüze. Anadolu irfanının zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir dediği. Maalesef Türkiye'nin de bir gerçeği bu. Zenginimiz bedel verir, o zenginlerin çocukları, paralarını verirler. Bedel ödeyecek parası olmayanlar askere giderler. Ya da askerlik bittikten sonra da iş bulamadıklarında, üniversite mezunu bile olsalar, mülakatları aşamadıklarında başvurulacakları yer polislik, özel harekat falan oralara giderler. Hatta içeride de konuştuk, anlatayım mı diye. Acı bir hikaye, eski bir hikaye. Eskişehir'den İstanbul'a gelirken Bozcuyuk'ta bir genç bindi trene, yanıma oturdu. Sohbet ediyoruz, nereye gidiyorsun? Hayırdır dedim böyle. Genç çok böyle hareketli de İstanbul'a gidiyorum dedi. Nerede çalışıyorsun? Özel harekata başvurdum dedi, kabul edildim. Mülakata gideceğim ama şimdi dedi. Bir son bir şey varmış, ona gidiyorum dedi. Niye dedim, yani çalış dedim, bak üniversitede bitirmişsin dedim. Amca dedi iş bulamadık dedi. Bir yerimiz vardı dedi, tavuk çiftliği kuralım dedik dedi. Oradan da yol geçti dedi, onu da yapamadık dedi. Arkadaşlar falan gittiler dedi. O zamanın parası, yani bizim 2500-3000 lira emekli maaşı aldığımız zamanlar zannediyorum. 7500 lira para veriyorlar dedi, maaş veriyorlar dedi. Üstelik sınır ötesi harekatlarda 15000 lirayı buluyor bu para dedi. Ama dedim bak dedim sorunda dedim şehit olmak da var yani, ben bayrağı sarılı tabutla dönmek de var dedim yani ailen. Abi o zaman dedi ailene dedi 250 bin lira veriyorlar dedi. Düşün o zamanın parası. Yani başka örnekler de var buna. Ya, bu bir çaresizliğin göstergesi. Sonra evlere baktığın zaman işte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki fotoğraflarda, geçmişte de bu fotoğrafları çok gördük. Cumhurbaşkanı ne diyordu? Başbakanlığından beri söylüyordu. Şehitler Tepesi boş kalmasın. Biz de hep bu programda da söyledik. Şehitler Tepesi boş kalsın. Fabrikalar da olsun, okullar da olsun, tarlalar da olsun. Bu mu yani sizin gençlere verebileceğiniz? Hatırlayacaksınız, taziyeye gitmişlerdi bir şehit evine Emine Hanım. Ne mutlu size şehidiniz var diye. Bu şimdi ben içim kaldırmıyor bunu. Sizin çocuklarınız niye askerlik yapmadı diye sorarlar o zaman adama. Hani başkalarının çocukları üzerinden savaşmak, hani bunun bir fıkrası da vardır Anadolu'da Osmanlı döneminde. Padişah sefere çıkıyor, oğlunu gönder. Padişah sefere çıkıyor, oğlunu gönder. Sonunda gönderecek oğlan kalmıyor. Padişah bana güvenip diyor, savaş açmasın sağa sola. Yani bunları hepsini uzattığımız zaman peş peşe gelmeye başlıyor bir de başladığın zaman. 6 önceki gün tekrar üstüne bir 6 daha. Neresinden başlayalım bugünün derken siyaset konuşacaktık aslında. Bu da bir siyaset sonuçta, yani konuştuğumuz siyaset dilde nedir? Şimdi bu son anlattığım padişahla ilgili konuyla siyaseti bağlayabilirsin. Yani bana evet, güvenerek mi savaşa girişiyoruz? Bu bütün iktidarlar için söylüyorum. Evet. Şimdi bu şehitler nerede düştü? Şehit düştü. Kuzey Irak'ta. Kuzey Irak neresi? Başka bir ülke. Evet. Ne işin var orada? İşte PKK var. PKK Suriye'de de. Suriye'de de girdin. Evet. Evet. Nereye kadar? Yarın öbürsü gün, yani yarın öbürsü gün demeye de gerek yok. İşte PKK İsveç'te. Evet. Emekli General Haldun Solmaz Türk'tü soruyor. Pençe Kilit Harekatı'nın siyasi hedefi ne? İşte. Hükümetin bunu açıklaması lazım. Genel laflar söyleniyor. Terörü kaynağında yok etmek diyorlar. Ama görüyoruz ki terör kaynağında yok olmamış. O zaman hedeflerimiz neydi? Neyi elde edebildik? Tamam işte aynı şeyi soran bir emekli general. Haldun Bey'le işte demek ki
düşünce sistematiğimiz aynı. Evet. Yani ben de onu anlatmaya çalışıyorum işte tasadüfen. Yani niye Türkiye Kuzey Irak'ta? Ne zamandan beri? 80'den beri, 81'den, evet, 82'den. Evet. Saddam'la yapılan anlaşmadan bu yana. Kara operasyonlarına izin verdiği andan itibaren, yani sınır ötesi dediğimiz operasyonlara izin verildiğinden bu yana. Kaç sene olmuş? Atıyorum 40 yıl. Nerede PKK? Kandil'de. Kandil'de temizledik diyelim. Temizledik. Nerede şimdi PKK? Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde. Kaç kişiler? 50, 60, 70, 80 bin. Silahlı, tank, top, roket, İHA, SİHA her şeysi var. Hatırla burada ben geçen hafta ne dedim? PKK, PYD, YPG Suriye'de ortak tatbikat yapıyor Amerikalılarla. Burada. Geçen hafta. Kimsenin umurunda bile değildi. Haberi bile yoktu. Kullandıkları silahlar dediğin gibi çok artık şey olmaya başladı. Ya Amerika ile ortak tatbikat yaptı. Evet. Geçen hafta işte yani bu dolayısıyla bu dün evvelsi günkü bu şehit olayı da oraya bağlanabilir. Çünkü o tatbikatların başlığı neydi? Ortak düşmana karşı ortak operasyon bilmem ne bilmem ne geliştirme yetenekleri. Bir tarafta geliştirme. Amerika ile müttefikiz. Bir tarafta Amerika PYD ile bize karşı ortak düşmana. Tamam işte. İşte Haldun Bey'in söylediği işte bu aşağı yukarı. Bizim de söylediği aşağı yukarı bu. Sen bize söylesene. İktidar anlamında söylüyorum. Kardeşim senin bu konuyla ilgili yani tabii konu çok büyük de yalnız ve yalnız işin askersel boyutunu söylüyorum. Nasıl çözeceksin? Bir anlat Allah aşkına anlat. Evet. Yani Amerika ile savaşmadan Fırat'ın doğusundaki PKK, PYD, YPG neyse artık karıştı ya her şey. Her şey nasıl çözeceksin? Evet. Bunu bir anlatsana bana Allah aşkına ey sayın iktidar. Dolayısıyla senin o başla başlattığın hikaye o gençlerin işte şehitler tepesi boş kalmasın, evet, dolsun hikayesi zaten havada kalır yani. Doğru. Böyle gittiği sürece, böyle gittiği sürece ki gidecek, ki gidecek. Çünkü iktidarın sen Suriye'de neyi planlıyorsun bir anlatsa bize. Suriye'nin %10'u Türk ordusunun kontrolü altında. Suriye devletine karşı savaşan Nusrası, Ahmet'i, Mehmet'i, Üsus'u isimler çok önemli değil artık bu saatten sonra. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin, 100 bin. Terörist de demiyorum artık. Yumuşatıyorum. Muhalif var ya muhalif. Bunların tankı, topu, şekeri, leblebisi, çayı, donu, gömleği, donu Türkiye'den gidiyor. Cep telefonu Türkiye şeyine bağlı. Elektriği Türkiye'den Türkiye gidiyor. Türkiye orada okul kurdu, atamalar yani yapıyor. Oraya, kule, her şeyler yapılıyor. Peki bunun amacını bir söyle bize. Vazgeçtik tamam. PKK, MKK hepsi defolsun gitsin diyelim. Kurtulduk onlardan. Temizledik. Bu ne olacak? Evet. Bu nasıl olacak? Yani orada az mı şehit verildi bu konuda? Evet, evet. Hayır bir de barışın anahtarı orası şimdi. Yani hani görüşme deniyor, Esad'la görüşme deniyor. Esad ne diyor? Bir şart, sen askerle küçük her şey birbirine öyle bağlı. Sen Amerika'yla madem ki müttefiksin, hani NATO'dan dolayı müttefiksin, ama sana her türlü kaza atıyor. Tamam anladık. Yani zarraptan tuttur da bilmem neye kadar, F-16'ya kadar, S-400'e kadar, F-35'e kadar. Gene zaten Kıbrıs'ta, bir F-16 Şurta, haberi var. Efendim işte bir komutan işte şeyde demiş ki Türkiye verelim demiş bunları, vermek ya lazım. Ya bala geçiyor. Daha doğrusu vermek lazım demiş. Tamam da İsveç meselesinden dolayı. Yani koparalım şu onayı yıl sonuna kadar. Evet, evet. Gerisi kolay. Nasılsa biz Türkiye ile alıştırmışız dala geçmeyi. Onlar biliyorlar bu sistemi. Şimdi ona bağlı olarak... Ona bağlı olarak eğer sen dış politika anlamında, çünkü dış politika yalnız PKK meselesi değil. Değil. İşte konuştuk Kuzey Irak. Kuzey Irak Dışişleri Bakanı 3 gün önce buradaydı. Fuat Hüseyin buradaydı 3 gün evet, önce burada. Haber bile olmadı. Bak haber bile olmadı. Değil mi? Ya Türkiye medyasında haber bile olmadı. Oysa çok soğuk görüşmelerin olduğu, gergin geçtiği yönünde Irak medyasında yazıldı. Hatta ortak basın toplantısı yapılacaktı. Yapılamadı. Evet. İşte kaç saat sonra ertelendi, mertlendi. Arap medyası şeydi yani. Irak medyası bunu yazıyordu. Hakan Fidan'la. Peki o olaydan 3 gün sonra daha bu şehit olayı geldi. Bunlar oldu. Ha ona mı bağlı mı değil mi bilemem. Geçen hafta yine bu saatte bu dakika demiştim ya. Ya PKK ile PYD, YPG, Amerikan askeriyle Türkiye sınırında ortak operasyon yapıyor.
Tatbikat yapıyor şimdi, dedim. E al onun devamı işte bu. İşte bir de başka şeyler de var. Biliyorsun Irak dava açtı. Türkiye bir tazminat ödemek zorunda. Petrol kaçakçılığı var. Ya zaten yani işin oraya sadece terörle oraya kadar gidersek hayatta çıkamazsın bu işten. Yani o kadar basit değil o. Nasıl olacak bu iş? Yani sen net bir şey söylemedin sürece dış politikanda Irak'la Suriye hani hepsi zaten bir bütün. Orada bir sorun yok. Yani Suriye, Irak, İran, işte İsrail, Mısır, bölge politikalı hepsi bir bütün. E bu bölge politikası Amerikalılar, Avrupalılar, Ruslar. E sen bu işin neresinde? Yani bugün şunu yapayım, ertesi gün vazgeçeyim. Bugün bunlarla, ertesi gün onlarla işte Suudi Prens'e küfür edeyim, istediğim kadar hakaret edeyim. Üç gün sonra adama aman ne olursun abi ben seni çok seviyorum, hadi gel barışalım falan. Olmuyor ama abi, olmuyor. AKP'nin bölge politikalarında sonuca ulaşılmış bir tane olay yok. Olamaz. Olamaz. Yani şurada...